Yalnız helal olsun ya adama. Ya kolay değil. O kadar fazla eleştiri aldılar ki biliyorsun gitmesi gündeme geldi. Devre arasında muhakkak gidilecekti, işte yollanacaktı, konuşuldu. Taraftarı tepki gösterdi. Giuliano bunları çok yaşamadı. Giuliano hafif belki eleştiri aldı ama Fernando çok ciddi eleştiriler aldı. Yani oradan geri dönmesi bir oyuncunun çok kolay değil. Demek ki mücadele etti. Vazgeçmedi. Biraz da kilo verdi. Şimdi takımın önemli bir kozu Aslında haline geldi. en ciddi sakatlığı o yaşadı. Tabii. En sağlam da ayakta kalan o. Öbür forvetlere Yani göre. bu Çatır kaç iki çatır parçalı oynuyor. falan kırıldı kolu şurada. Ya. Ya Yani hatırlıyorum sen ben yok. gün gibi Soldado yok. gözümde. Evet. Tek başına ayakta. Yani fizik olarak da iyi. Kendine de bakıyor demek ki. Forma şansı da geldi. Değerlendiriyor şimdi. Şu an çok kritik haftalarda çok iyi işler yapıyor. Bir de önemli yani bu tip büyük maçlarda fizik gücü yüksek bir oyuncuyla oynamak, defansı hırpalamak, rakip defansı hırpalamak o iyi yapıyor o işleri. Koşuyor, mücadele ediyor, birebir de etkili, çok kolay hava topu da vermeyen bir oyuncu olduğu için. Ama Giuliano da onu çok destekliyor hocam. Tabii canım Yani ya. orada arkadan gelen oyuncu çok önemli. Yani forvet orada duruyor. Mesela Giuliano oradan o destekleri vermese Kesin. tek başına kalır yani. Hatta Mehmet ve Josef de Ve artık gelmeye yavaş yavaş başladı. o desteği vermeye başladılar. Ya arkadaşlar bakın. Bir şeyi atlıyoruz. Şöyle atlıyoruz. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe. Abi bakın. Şu listeye baktığım zaman Atıf şey şu ve şey Fernando. Bunlar gitsin diyorlardı değil mi? Evet. Gitsinler Sezon diyorlardı. onlar Bu iş işte. yapıyor şimdi. Şimdi bu ikisi oynuyor. Yedek listesine baktığım zaman da Alper'le Dirar'ı görüyorum. Yani. Hani Alper'le Dirar girerler. Şimdi bak. Atıf'la Fernando'yu yollayalım diyordun. Yedeye de bakıyorum abi tanımadığım isimler. Girer lan. Sayayım mı? Abi say Yedek da. kulübesi zaten Bak genç oyunculardan kurulu şimdi hocam. abi Böyle bir bak. Fener kulübesi Şimdi bu gördüm. Bak işine U21 bak yedek dersine kulübesi bak gibi biliyor İlker. musun? Bak. Vallahi yani. Yani bak bu ikisini verelim diyordun. Peki bunlar yoktan oynuyorlar. İkisi de oynuyorlar. Atıf da oynuyor. Fernando da oynuyor. İki tane de arkada var. Alper'le Dirar var. Abi peki Mehmet'i dönelim saymıyor. Beşiktaş'a bakalım. Ne yaptı ki? Bir maç oynamadı. Bak şimdi dönelim Beşiktaş'a bakalım. Dönelim Başakşehir'e bakalım yedek Hele listelerine ve Başakşehir. dönelim Galatasaray'a bakalım. O zaman da bu başarı. Hocam şu kadroyla Ha Aykut iyi Hoca oynamıyorlar Kocaman'ın bu yaptığı iş ama var bu ya başarı. büyük iş ben size Hocam söyleyeyim. yani Vallahi büyük şimdi iş. Hiç kimse kadroya yok. baktığın zaman Büyük iş. Aykut'un ağlaması lazım hüngür Sayın seyircilerimiz hüngür. O dikkatle filan demesi dinlesin. lazım. Vallahi diyorum Ama sana. hocam Doğru şu an söylüyorsun. kadro kalitesi Bir, olarak en abi zayıf baksana ya. Fenerbahçe. Listeye bak Fenerbahçe yani abi. en zayıf. Hangisini Kadro kalitesi. tanıyorsun? Bir sayayım mı? Say sana. Seyircilerimiz bilmiyor. Şimdi Şimdi ana fikir bu aslında. Ana Erten fikir. Ersu'yu tanır mısınız? Peki Ahmet Oytun Özdoğan'ı? Peki Mehmet Ekici'yi hatırlayan var bir tane şimdi. Ya, yolda Yalnız görseler Mehmet tanımayacak bir Ekici sürü de insan yani o şu an. ikinci saydığın isim neydi? Üç isim. Ahmet Oytun Özdoğan, O Erten Ersu, onlar RTÜK üyesi. Elif Elmas da genç bir Zaten oyuncu. artık Yeni devam yeni ediyoruz. piyasaya çıkıyor Elif de. 18 Muhammed Samet yaşında ya. Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot. Bakın ya Fenerbahçe'nin yedek kulübesi. Ben yıllardır bu işi yapan birisi olarak Fenerbahçe'nin böyle bir yedek kulübesi olduğunu görmedim. Gördüysem de o İsviçre kampındaki bir hazırlık maçı falandır. Abici Üçüncü lig bakın. takımıyla Ana yapılan. fikir bu işte. Size onu söylüyorum. Evet. Yine Başakşehir'e bak. Yedek kadrosuna. Yarın bakacağız. Hocam Galatasaray'a Başakşehir çok bakın. iyi ya. Beşiktaş'ın yedek kadrosuna bakalım. Dün bir versinler Beşiktaş'ın yedeklerini. Söyleyeyim ben sana hocam hemen. E Buradan şimdi söylüyorum. Fener'e baktığınız zaman abi kolay iş değil Ha ya. bir de girecek oyunculara baktığında da çok fazla alternatif Yani yok bir ki. öyle bir Sayın Yani Tolga, Başakşehir'le Beşiktaş bu konuda Utku, dayanamıyor zaten. Tolga Utku iki kaleci, Adriano, Fatih Aksoy, Necip, Bida, Oğuzhan, Quaresma, Negredo, Mustafa Pekdemek. Peki teşekkür Buyur ederim. abi. Al Galatasaray'ı. Galatasaray bu Al kadar iyi değil Başakşehir'i. hocam. Başakşehir'i de verin abi Bir geçen hafta dakika. gibi. Bir dakika. Başakşehir çok Geçen farklı. hafta Size Emre söyleyeyim. Belözoğlu, Epriano ve Mossoro. Mossoro'nun olmadığı Başakşehir'in geçen haftaki yedeklerini sayabilir miyiz? Abi şimdi baktığımız zaman hakikaten Aykut'tun yani tamam oynamıyorlar şu bu ama şimdi Aykut başarılı arkadaş. Hocam hem Mert Günok, sabah hocam şu bir dakika. yedekleri görünce bakıyorum sağdan soldan. Sen yaz abi. Başakşehir'in
Yaz üç eksikli Başakşehir'in yedek kadrosu. Söyleyin. Benim konuşmama bakma, sen yaz. Bak nasıl çıkacak evet. Şimdi bak. Şuraya yazalım mı? Bak karşımıza ne çıkacak. Evet abi. He? Yazalım. Valla. Yazsana İlker. Hocam ama şey işte sonunu getirebilir. Hocam. Bu kadar ya, onu bilmem. Bak Başakşehir'i yani, söyle de başlığı da millet görsün. Dört takımı yaz abi. Ortadan ayır abi. Mevlüt Tam Tunay. Ortadan ayır İlker. Yukarıdan aşağı ayır. Bir de Bahiç var mı? Ortadan ayır. Ayır abi. Evet. Bir daha söyle Uğur Uçar ve... Al abi. Tamam. Şunu yaz. Fenerbahçe'yi yaz abi. Al. Ver hocam. Al abi yaz. Bak şimdi de çıkacak. Abi şimdi hepsini yazayım baktığımız mı yoksa zaman... He? Hepsini yazayım mı yoksa birliklerimizi mi yazayım? Yok yedek abi yok şöyle. Yedek listesini yaz abi. Yedek listesini yaz. Yedek bu arada yaz. İlker hocam onu yazarken ben de geçen hafta Emre Belözoğlu, Epriyano ve Mossoro'nun olmadığı Başakşehir'in yedek kulübesini söylüyorum. Mert, Elia... Dur şuraya yazacağız onu. Hocam tamam. Tamam. Yazıyor İlker abi zaten şu anda. Mert, Elia, Bahiç. Bahiç çok evet. Önemli transfer. Napolyoni, Mevlüt. Yıllarca Fransa Ligi'nde oynamış milli golcü. Tunay Torun bence özel bir oyuncu. Paşalarından iyi oyuncu. Da Costa... Da Costa zaten Olympiakos'tan aldılar. Hiç Olympiakos'a oyuncu. Kerim Fıray. Uğur Uçar altyapısı Galatasaray bayağı da sağ bek oynadı. Tecrübeli bir oyuncu. Ve Alpaslan. Sol bek. Şimdi abi böyle baktığın zaman da iş çok farklı boyutlarda. Şimdi biz tamam şey yapıyoruz da hakikaten zor iş ya. Aykut'un yaptığı iş vallahi zor iş. Hani bir tokatlayalım öldürelim bir de hakkını verelim. Doğru yani hocam işin sonuna kadar götürürse doğru başarı. Yani sonuna kadar bu şeyle götürürse. Abi ilk ikide falan bitirirse büyük başarı ya. Bence de. Yani şampiyonlar çünkü alternatif oyuncularda oyuna sokacak oyuncu yarın bugün bir kişi sakattan cezalı olsa elinde oyuncu yok. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Hep yönetimleri eleştiriyoruz ama bir de seçime giden bir yönetim transfer çılgınlığı yaşamadan. Evet yani, abi şeyi ver şimdi. Böyle bir kadroyla. Evet. Dünkü Beşiktaş'tasın. Aykut Kocaman'ı dünkü Beşiktaş evlendiriyor. Yedekleri? Dünkü Beşiktaş'ın yedekleri yok. Bu Başakşehir'in yedekleri. Başakşehir'i ver abi. Başakşehir'i ver. Beşiktaş'ı veriyordun. Bir dakika Başakşehir. Hemen Başakşehir'i vereyim hocam. Başakşehir'i ver abi. Hocam biraz büyük yaz ya. Hocam Beşiktaş'ı gelip yazarsınız 30 saniye sonra ara vereceğiz. Ara veriyor muyuz? Ha, tamam ara veriyorsak. Ara veriyorsak gel bırak hocam aradan dönünce burada yedekleri yazacağız ve son Galatasaray'ı da yazalım arkadaşlar buraya istiyoruz. Ama yazınızın İlker Yağcıoğlu kadar güzel olmasını rica ediyorum. Sanmıyorum. Sizden beklemiyorum. Dizler gidebilir böyle ha. Çok hocam çok güzel yazın ya. Ama yazı güzel de biraz ufak oldu. Yazdım. Hayır ama güzel okunaklı yazdı hocam. Ha şey zoom'u iyi yapmamız lazım. Ya, hocam gözüküyor. Şöyle yayacaktın bunu hocam. Şuraya kadar yayacaktın. Hocam oraya belki sakatları yazarız diye sakatları koymadın. Yazarız. Sakatlar var hocam da. Hani ha, sakatları... İlave edelim ya. İlave türlü. Var da hocam. Soldado, Yansen. Soldado, Yansen yok. İsmail yok. İsmail kadroda yok. Evet. O zaman şimdi bir ara verelim. Kırmızı var mı? Kırmızıyla da onları yazalım. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra takım oyunu devam edecek. Derbiyi de konuşacağız. Şöyle ürünce iyi oluyor.